Helva Yiyen. Afyon'da Hüseyin isminde helva yiyen, namında meşhur olmuş tam manasıyla meczup biri yaşardı. Sabahtan akşama kadar sokaklarda dolaşır, kimse ne konuştuğunu anlamazdı. Yalnız halk Helva Yiyen'in bir mana tarafı olduğunu bilirdi. Onun saçma gibi gelen cümlelerinin dahi üzerinde durduğu çok önemliydi. Helva Yiyen gecelerini Afyon'daki nöbetçi eczanelerde geçirirdi. Çünkü Afyon çok soğuk olurdu. Gecelerde yegane sıcak yer eczanelerdi. Benim de tanışmam eczane sohbetleriyle başladı. Ben gece ilaç almaya gidince bakıyordum Hüseyin orada. Dostluğumuz biraz derine gitti ve pek gönülden sevdik birbirimizi. Öyle olmuştu ki ben hastaya giderken telaş etme, hastan nasıl olsa kurtulur derdi. Bazen de boşuna gidiyorsun doktor, kendini hazırla derdi. Ben söylediklerinin hiçbir tanesinde sekmemiştir. Bunları dostluğumuz itibariyle beni yabancı saymadığı için söylerdi. Başka birisi bir şeyi sorduğu zaman mümkün değil söylemezdi. Bir gün çok emek verdiğim bir çocuk hastama gidiyordum. Öleceğinde hiç düşünmüyordum, ummuyordum. Babası ateşi çıkar çıkmaz koşup gelmişti bana. O zaman da penisilin yeni çıkmıştı. Ben telaşla eczaneden penisilin alıp giderken, "Telaşın boşuna doktor, çocuk gitti," dedi. Eve faytona yaklaştığım zaman feryadu figanı duyunca çocuğun gittiğini anladım. Çok da üzülmüştüm. Bu helva yiyenin hususiyeti, gündüzleri çocuklar bunu kovalar, taşlarlardı. Kızdırmak için de helva yiyen diye bağırlardı. Helva yiyen ismi oradan kalmıştır. Helva yiyen kızdıkça söver. Çocuklar da büsbütün üzerine varır taşlarlardı. Dostluğumuzun derinleşmesine sığınarak bir gün dedim ki, "Hüseyin, bu dervişlikten başka iş yok mu? Sabahtan akşama kadar kendini taşlatıyorsun. Bunu da artık sen çöz. Bu yaptığımı yapabilecek şeylerin en güzeli. Çok güzel bir şey," dedi. Emin olun çözemedim. Daha sonra zaman içerisinde helva yiyen dünyasını değiştirdikten sonra anladım. Helva yiyen, Taif'te çocukların Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem taşlaması sünnetini yapıyordu. Çocukların attığı taşları kendi vücudunda hissederek sünnet-i Muhammedi'yi yerine getiriyordu. Böyle müthiş bir mana ehliydi helva yiyen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı olan sevgisi, Efendimiz'e karşı olan aşkı, madem o taşlanmıştır ben de taşlanacağım diye böyle maceralı bir dervişliği seçmişti.